Haftalardır tüm sosyal medyanın konuştuğu bir gecede fenomen olan ve hedefe konulan model Ecem Üzgör yaşadıklarını Magazin 8'e anlattı. Dünyanın en iyi modelinin seçildiği yarışmada Türkiye'yi temsil eden Ecem Üzgör eleştiri bombardımanına yanıt verdi. Şaşkınım sadece yani yapılan yorumlara. Günlerdir sosyal medyanın hedefinde olan Ecem Üzgör sonunda sessizliğini bozdu. Bu yarışmadan birkaç hafta sonra başladı açıkçası. İnternette eleştiri yağmuruna tutulan Ecem Üzgör nasıl bir yanlış anlama sonucu hedef tahtasına oturtuldu? Top Model of the World Almanya'da yapıldı. Ben Türkiye'yi temsil ettim. Genç model tüm bilinmeyenlerini ve sosyal medyadaki yorumların ardından yaşadıklarını Magazin 8'e anlattı. Ben esasen müzik yapmak için Londra'ya gitmiştim. Son günlerde ismi en çok anılan, sosyal medyada yüzlerce fotoğrafı dolaşan, bir gecede fenomen olan bir isim Ecem Üzgör. Normalde İngiltere'de yaşıyorum ben. Ecem Üzgör'ün en büyük hayali müzisyen olmak. Zaten yıllar önce İngiltere'ye yerleşme sebebi de bu. Bir yandan üniversitede okuyup bir yandan müzik yapıyordu. Ama aldığı bir mail hayatını değiştirdi. Ben esasen müzik yapmak için Londra'ya gitmiştim. Bir web sitem vardı. Müzik web sitesinden bir modellik ajansı, Elite Model Look'un sahiplerinden bir tanesi. Bana defileye çıkmam için işte tavsiyede bulunmuştu Amerika'da. Modelliğe başlar başlamaz da dünyaca ünlü yarışmalara katılmaya hak kazandı. Top Model of the World'de Türkiye'yi temsil ettim, Türkiye birincisiyim. Fakat insanlar güzellik yarışmasına katıldığımı zannettiler. Dünyanın en iyi modelinin seçildiği bir yarışmada Türkiye'yi temsil etti Ecem Üzgör. Geçen ay yapıldı. Yani bir ay olmadı hatta yani. Top Model of the World Almanya'da yapıldı. Ben Türkiye'yi temsil ettim yarışmada. İşte bu yanlış anlaşılma Ecem Üzgör'ü sosyal medyada hedef tahtasına oturttu. Hakkında binlerce yorum yapıldı, capsler hazırlandı. Hatta Amerikalı ünlü oyuncu Nicolas Cage'e bile benzetildi. Yani Nicolas Cage'le alakalı olan yorumdu. Evet. En çok da o sanırım gündeme oturdu. Özellikle başka programlarda da. Yani... Ben de şaşırdım açıkçası. Genç modelin bir güzellik yarışmasına değil de modellik yarışmasına katılması bazı kişilerce acımasızca eleştirildi. Top Model of the World Almanya'da yapıldı. Ben Türkiye'yi temsil ettim yarışmada. Bu şekilde yani eleştiriler başladı. Yani Ecem Üzgör güzelliğin değil, fit bir görünümün ve iyi bir eğitimin sorgulandığı bir yarışmaya katıldı. Bu yarışmada işte nasıl yürüdüğümüz, yaşam şeklimizden tutun işte... kültürümüz, eğitim, yani dış görünüş de var tabii yani ve vücut ölçüleri. Tabii yüz güzelliği de var elbette yani bu da faktörlerden bir tanesi. Fakat bunların hepsi birleştiği zaman bir top modele dönüşüyor. Eleştirilerin dozajı öyle arttı ki Ecem Üzgör bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Hatta fenomen haline geldi. Mesela yarışma bittiği zaman hiçbir tepki yoktu. Yani bu yarışmadan birkaç hafta sonra başladı açıkçası. Ben Türkiye'ye geldiğim zaman başladım. Ecem Üzgör henüz 25 yaşında ama yaşından çok daha olgun. Şaşkınım sadece yani yapılan yorumlara. Bir şey diyemiyorum ben de. Tüm olumsuz yorumlara rağmen sakinliğini ve kibarlığını koruyor. Yani güzel olup olmadığımla alakalı ne bileyim. Yani Türkiye'yi temsil etmeye değer olup olmadığıyla alakalı özellikle. O geceden beri yani yaklaşık bir haftadan beri yani işte mesaj alıyordum yarım saatte bir. Yarım dakikada bir. Öyle yani şu an çok daha az tabii. Yani olumsuz yorumlar çok daha az. Ecem Üzgör çok şaşkın. Dünyada bunca olay varken nasıl bir anda fenomen olduğunu, nasıl kötü eleştirilerin hedefi haline geldiğini bir türlü anlayamıyor. Benim esas işim müzik. Yani öyle olunca bir de yani modellikle uğraşıyorum. Yani güzellik yarışmasıyla çok bağlantılı bir şey yapmadım şu ana kadar. Fakat yani müziğimle gündemde olmayı tabii tercih ederim eğer seçme şansım olsaydı. Kendisinin de dediği gibi Ecem Üzgör aslında bir müzisyen. Modellikse hobisi. Ben kemancıyım esasen. Yani vokalistim de enstrümanım keman. Fakat yani genelde gitar çalıyorum şarkı yazmak için. Ya da kendime katılmak için şarkı söylediğim zaman. O zaman asıl mesleği olan müzisyenlikte ne kadar iddialı Ecem Üzgör hep birlikte görelim. Collecting my last pieces. Can we can stay in this places? I think this world is scared as whoa.
Her işte bir hayır vardır derler ya hani. Bunca kötü eleştiri Ece Müzgör'ün önüne yeni bir yol açtı belki de. Şimdi adı biliniyor, yüzü tanınıyor. Yapacağı albüm için bu fırsatı değerlendirmeye hazırlanıyor.